Günaydın arkadaşlar. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Mısırımızı aldık böyle. Neredeyse bizim arabayı bıraktığımız yere geliyoruz. Copacabana'dan aldım. Bizim o favelanın öbür tarafı Copacabana diyoruz işte oraya. Oradan aldım yani. Baba gelmiyordu bugün. Sıkıntı yok zaten. Baba için en önemli şey tüptü yani. Kadın nasıl korkuttu köpek ya. Bak. Görüyor musun? Tüp sorunumuz da olmadığı için Mısır'ı her yerden buluyoruz. Gittim orada bir de kahvaltı yaptım. Şimdi gidiyorum Mısır'ları temizleyip işimize gücümüze devam edeceğiz ama bugün aşırı bir sıcak var gene. Güzel. Ama işte bu şey var ya mesela hafta sonuna kadar çok güzel, çok sıcak gösteriyor. Cumartesi, pazar sıcaklıklar düşüyor. Hava soğuyor yani 24-25 derece. Hatta cumartesi yağmurlu gösteriyor. Yani hafta içi olsa da o hafta sonu güzel olsa ne iyi olacak ama ne diyelim artık hayırlısı olsun. Şikayetçi değiliz yani. Sonuçta öyle böyle çalışıyoruz ama tabii ki hafta sonunun verimi bir başka oluyor. O yüzden üzücü oluyor biraz. Ama yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Gideyim şimdi mısırları temizleyeyim, kaynatayım. Zaten kahvaltı sorunumuz yok. Kahvaltımızı hallettik. İşimize gücümüze bakalım, yola revan olalım arkadaşlar. Oy. Tekrar selamlar arkadaşlar. Yeni mısırlar attım. Yeni mısırlar kaynıyor. Saat 11.30 daha 12'ye gelmedi yani. 12'ye 15-20 falan var. Çok güzel bir salı gününe başladık maşallah diyelim. Oturdum 2 dakika hem o yeni mısırlar kaynasın diye. Hem de biraz dinleneyim burada. Sıcak, bayağı bir sıcak yani. Hem bir sigara içeyim, bir tane elma yiyeyim. Yanımda elma falan getiriyorum bu arada ben. Böyle bazen elma, portakal falan öyle getiriyorum yani. Çoğu zaman getiriyorum daha doğrusu. Onları gün içerisinde yiyorum böyle ara ara. Vitamin almış oluyoruz falan işte. Açlığımızı bastırmış oluyor. Çünkü böyle buranın şey yemeklerini de yemiyorum biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum bunu. Buranın yemeklerini pek yiyemiyorum yani. Kolay kolay. Onun için öyle idare ediyorum. Empanada falan yiyorum bazen. Asayi masayi üstüne derken öyle gidiyor arkadaşlar. Vallahi salı, pazar günü gibi yani. Pazar gibi bir salıya başladık maşallah diyelim. Çok da iyi gidiyor. Şunlar kaynasın. Eğer erken biterse yine gidip bir çuval daha alıp o sefer kaldırımda ama sahile pek inmeyi düşünmem de. Bir çuval daha alıp kaldırımda satabilirim yani arkadaşlar. Belli olmaz. Duruma göre, mısırların bitiş durumuna göre bakacağım artık. Sahil iyi. Yavaş yavaş da daha fazla doluyor. Hava sıcak, her şey yolunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hayırlara vesile olsun diyoruz yine. İşimiz gücümüz bitti. Şimdi gidiyoruz. Saat 2 ama şey yapmayacağım yani, bir daha mısır kaynatmayacağım. Çünkü şey yani, ta öbür tarafa gidip mısır almam gerekiyor. Onu da yapmak istemiyorum yani. Yeter bugün çok şükür. Oy, saat 2 oldu, giderim şimdi. Duşumuzu mışımızı alırız, yemeğimizi yeriz, istirahate çekiliriz, biraz gündemi takip ederiz falan, bir şeyler yaparız. Tüpleri doldururuz. Yine işimiz bitmiyor yani, evde de çalışıyoruz arkadaş. Şey değil yani, eve gidince yan geleyim yatayım yok. Ben konuşuyorum, köpek bakıyor, o da yabancı dil anlamıyor demek. Hava çok iyiydi ya. Yani hava çok sıcak. Bu hafta sonu soğuk olacak da. Keşke sıcak olsaydı. Neyse, hayırlısı olsun artık. Bugün aşırı, yani dün, bugün aşırı sıcak vardı. Geçtiğimiz hafta sonu da böyle sıcak yoktu yani. Bu kadar. Hafta sonları sanki bize ters gibi hep şey oluyor. Soğuk oluyor. Hafta içi ama yanıyor ortalık. Apaç kardeşlerim gidiyor. Gideyim arkadaşlar, biraz dinleneyim, sonra çatıya çıkar size sohbet ederiz çatıda biraz. Selamlar arkadaşlar. Vallahi sigara da içiyorum ama artık kusura bakmayın bu seferlik. Geldim eve. Yemek memek işte. Duşumuz muşumuz derken öyle biraz uyuyakalmışım. Aslında uyumasam da iyiydi, bankaya gitmem gerekiyordu. Ama gidemedik biliyorsunuz, borç ödüyoruz. Onları göndermem gerekiyordu ama uyumuş kalmışım. Sağlık olsun.
yorgunluktan değil ama sıcak yoruyor yani. Sıcak, havası çok sıcak. Bir de tüpün sıcaklığı da var. Orada mısır kaynıyor yani. Onun da sıcaklığı var. İki kat oluyor. Zaten gördünüz, karardım iyice yani. Yakında ben Apache kardeşlerim gibi olacağım. Kapkara. Bak, tüplerimizi de görüyorsunuz zannedersem. Birazdan tüp dolduracağım. Tüpleri de dolduracağım. Yani küçük tüp burada, büyük tüp de orada. Çatıda dolduruyorum. Açık alanda yani. Dedim şöyle bir hava alayım. Çok sıcak içerisi. Uyandım böyle, terlemişim. Duş alacaktım, dedim tüpü doldurayım, ondan sonra bir daha duş alayım. Yani bir kere daha, her gün böyle 3-4 kere duş alıyorum. Tüp doldurayım dedim, ondan sonra duş alayım. İki de sizle sohbet edeyim, iki lafın kemiğini kıralım. Yine bir şeyler dinliyorum tabii ki. Gündem özelde. Bu arada ben bir tane yorumlara baktım biraz önce. Yorumlara da çok bakamıyorum, gerçekten yorgun oluyorum. Yorgunluğum dediğim gibi hani sıcaktan dolayı, şikayetçi falan değilim bu arada. Yani işimizi yapıyoruz çok şükür, kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz. Seviyorum da, kazanıyoruz da, iyi yerlere de geleceğiz. Hayallerimiz, ideallerimiz de var, hedeflerimiz de var. Hayallerimiz neyse artık, adına ne derseniz deyin. Şikayetçi değilim yani, çalışıyoruz çok şükür. Yaz mevsimi de geliyor, ilkbahardayız ama yani tamam artık, kışı atlattık. Bir abimiz yorum yapmış. Yorumunu bırakacağım buraya. Size o yoruma cevabı size bırakıyorum yani, artık ne derseniz. Söyleyecek çok şey var, söylemek istemiyorum. Gerçekten yani bilerek mi yazdı, bilmeyerek mi yazdı, bildiği için mi yazdı, yoksa yazmak için mi yazdı, inanın bilmiyorum. Biraz önce gene ben bir şeyler dinliyordum. Baktım bu Murat Ağrel var, biliyorsunuz gazeteci. Açıklıyor yani, raporlarla açıklıyor bu, hani Sayıştay'ın falan yaptığı denetimlerin raporlarıyla açıklıyor. Abi hani bu tasarruf yapacağız diyorlar ya, hani emekli maaşı şu bu işte bizi yıkıyor, ülkeyi bitiriyor falan diyorlar ya. Yani emekliye, asgari ücretliye zam verecekleri zaman ağlıyorlar, sızlıyorlar. İşte biz tasarruf yapacağız, öğretmenlerin kettle'ına el koyuyorlar, kettle'ı yasaklıyorlar, bilmiyorum, servisi yasaklıyor, şu bu bir şeyler. Abi adam açıklıyor. Şimdi burada da din düşmanı diyenler çıkar da kesin, neyse artık. İsteyen istediğindesin. Abi Diyanet'in 2022'de harcamaları, bütçesi ya, araç harcamaları, araç. Araç harcamaları 17 milyonmuş. Tamam, 17 milyon TL. Abi 2023 yılına gelmişiz. 100 milyona çıkmış. Bakın 2019-2020 falan da hep 17 milyon olarak gidiyormuş, tamam mı? 2023 yılına gelmişiz. 100 milyona çıkmış. 83 milyon artmış yani. Yüzde kaç oluyor bu? Siz hesap edin, varın yüzde kaç artmış? Yani bu Ali Erbaş'ın hani bir lokma bir hırka diyorlar ya. O gün Alparslan Kuytulu'yu da gördüm. O da bir video yapmış Diyanet İşleri Başkanı'na. Ya diyor, bir lokma bir hırka diyorsun diyor. Peygamber Efendimiz böyleydi diyorsun diyor. Kendin diyor lüks arabalardan inmiyordu. Peygamber Efendimiz lüks arabalardan mı şey yapıyordu falan. Bugün de bu tesadüf denk geldi, bakıyorum. Ya babacım harbiden yani. Ne sevdadır ya bu Ali Erbaş'taki? Bu Ali Erbaş'taki sevda, araç sevdası nedir ya? Hani kefenimizi giydik yola çıktık diyenler hep zırhlı arabayla gidiyorlar. Yanlarında koruma ordularıyla. Hani siz kefeninizi giymiştiniz babacığım, ne oldu? Kefenlere ne oldu, kefenlere? Bu arada bir polis şehit oldu, biliyorsunuz, polis hanım. Onu da izledim, onu da gördüm. Allah rahmet etsin. Abi şehit eden kişinin 28 mi 29 tane suç kaydı var. Ya bu kadar suç kaydıyla bu adam nasıl dolaşıyor kardeşim? Nasıl içeriye girmiyor? Nasıl çıkıyor girdiği zaman? Sen ben bir tweet atsak, hani ben tamam buradayım, benim için artık sorun yok ama hani öyle hani bir tweet hemen şuna bana gelip beni alacak değiller de. Yani bir tweet atsan polis anında kapında beliriyor, içeriden çıkamıyor. Derdini anlatman seneler sürüyor. Adamın 28-29 tane suç kaydı var. Adam dışarıda geziyor. Gitti bir de polis şehit etti, gördünüz. Gencecik kızı şehit etti. Yani abi bitmiş ya. Yazanlar da oluyor da harbiden yani. Bu hükümet bitirdi ülkeyi ya.
ülkenin anasını ağlattı ya. Ocağına, ülkenin ocağına incir ağacı dikti bildiğiniz yani. O gün de söyledim. Kardeşim şey, katilden, katil Esed'den kardeşim Esad'a döndük. Yok darbeci Sisi'den kardeşim Sisi'ye döndük. Lan ne adamsınız be. Ya şu AKP kadar var ya, ömre zarar ziyan bir şey yok. Şimdi insanlar çocuklarını okula gönderiyorlar, okutuyorlar, tamam mı? Yıllarca emek veriyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar. Kendilerinden eksiltiyorlar, dershaneye gönderiyorlar, kendilerini hiçe sayıyorlar. Bir elbiseyi, ya elbise ihtiyacı oluyor, almıyorlar mesela, çocuğum yeter ki okusun falan diye. Kendisine hiçbir şey yapmıyor. Özel dersler aldırıyor, güzel okullara göndermeye çalışıyor ki çocuğumun hani bir diploması olsun, bir geleceği olsun diye. Abi, insanlar bunları yaparken bizim devlet kurumlarım, üniversitelerimiz yani, devlet değil mi de bütün üniversiteler, sahte diploma satıyorlar abi. Yıldız Teknik Üniversitesi dahil. Savcılık soruşturması, tamam mı? Onun da internetten araştırın bakın, dosya numarası falan her şey var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hakkında soruşturma açılmış kişiler böyle sahte diplomadan 11 tane ama 184 kişinin sahte diploma, sadece Yıldız Teknik'i söylüyorum bu arada. 184 kişinin sahte diploma aldığı ortaya çıkmış, tamam mı? Bunların içerisinde futbolcusu mu dersin? Ne sanatçısı ya, bu Diyanet'teki sanatçılara ne diyorlar? Onun adını unuttum işte, Diyanet'e bağlı. O sana ilahiyat sanatçısı, ilahiyat. İlahiyat sanatçısı mı dersin? Siyasiler mi dersin? Bakın siyasiler de var bunların içerisinde. Ondan sonra sen ben giderim. Çocuklarımız işte okusun da dershaneye gitsin de işte bir diploma sahibi olsun diye yırtınalım, didinelim, duralım. Keteler zaten almış başını gidiyor. Ben diyorum ya, geçen hani herkes bir tutturmuş Brezilya şöyle, Brezilya böyle. Ya kardeşim, bunun Brezilya'sı, Türkiye'si yok. Ya Türkiye'de de neleri görüyoruz? Ya küçücük bir köyde bir kızımızı katlettiler, gördünüz. Canice, vahşice katlettiler onu haline. Kardeşim 12 tane tutuklu var. Bir tane ne derler ona, bir tane katil yok. 12 tane tutuklu var, bir tane katil yok. Habire bir şeyler çıkıyor ortaya. Habire o adam mesela, o cesedi dereye gömen adam yine ifadesini değiştirmiş. Yengeyle amcanın ilişkisi vardı işte falan diye. Yani ülkede ne adalet kalmış. Zaten bakın, o narin soruşturmasında, tamam mı? Jandarmanın o kamerayı, jandarmanın kamerası ya. Jandarmanın kendi kamerası. Gidip orayı bilmem kaç gün sonra izliyor. Belki oraya, o kameraya ilk başta baksa, en azından çocuğun cesedi bozulmadan orada ne bileyim bir DNA'lar kalır mıydı, şu olurdu, bu olurdu, bir şeyler bulunurdu. Ya he, ya çürümüşlük, kokuşmuşluk her yerde yani. Ben böyle söylüyorum diye bazı arkadaşlarımız da şey yazıyor, hani CHP'de şöyle böyle, zaten hani özellikle yazan olmuş ya demiş, zaten hani bu muhalefet muhalefet değil ki, sen öyle diyorsun ama muhalefet muhalefet olsaydı zaten bunlar bunu yapamaz diye, bu kadar. Kesinlikle katılıyorum. Zaten muhalefet muhalefet olsaydı abimizin dediği gibi, bir yani 23 senedir bir, ya bu kadar şeye rağmen bir parti iktidarda kalmazdı. Ama muhalefet muhalefet değil ki. Herkes de aynı, koltuk sevdası. Özgür Özel mesela. Ben kardeşim Özgür Özel'den bir şey olacağını, bir cacık olacağını düşünmüyorum. Bağırıyor, çağırıyor ama düşünmüyorum yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nda da liderlik vasfı yoktu. Çok iyi bir insandı, eyvallah. Yani şimdi mesela şey var. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak diyorlar. Ya abi, koca ülkeyi, 85 milyonluk ülkeye ne hale geldi? Şimdi herkes diyorlar, çıkar telefonunu göster. Herkes alışveriş merkezlerinde diyorlar. Ya herkes dediğin, Türkiye'de 85 milyon insan var. Bunun 10 milyonu üst tabaka. O senin her yerde gördüğün gezen, tozan, yazlıklarda, lüks restoranlarda yiyen, içen, affedersin, sıçan hep o 10 milyon. 75 milyon karnını zor doyuruyor, zor. 75 milyon karnını zor doyuruyor. Her yerde gördüğünüz o lüks restoranlar, şunlar, bunlar da Dilan Polatlar gibi.
Dinan Polat gibi kara para atlayanlar, kaçarsa yasa dışı bahis parasını haklayanlar. Ondan sonra enerji, enerji diye bağırırlar. Enerji çıkarıyormuş bunları. Desene rüşvetimizi verdik çıktık desene. Yani bunu bilmeyen mi var rüşvet verip çıktığını? Ondan sonra enerji, enerji. Velhasıl kelam muhalefet muhalefet olmadığı için Devlet Bahçeli gibi, Özgür Özel gibi, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonraki o bir adamın adı neydi? Onun gibi muhalefet olsa ne olur, olmasa ne olur. Bu arada Tayyip harbiden bunları iyi yönetiyor ya, şapka çıkarıyorum oradan, zeki adam, akıllı adam. İyi yönetiyor ya, yani o yönden de Tayyip'e şapka çıkarıyorum ben. Ya adam emekli maaşı ya, emekli maaşı ya, 12.500 lira. Hani ben Türkiye'den ayrıldım da 12.500 lira çok büyük paraydı. Şu anda görüyorum, izliyorum, bakıyorum, duyuyorum, konuşuyorum, neyse. 12.500 lira bir ev kirası bile değil. Bu hale gelmiş ya. Asgari ücret 17 bin lira ya. Senede her zaman iki kere artış olurdu asgari ücrette. Bir kere yaptılar. 17 bin 2 lira. Bir ev kirası 15 bin lira zaten. En kötü ev. Öyle diyorlar yani. Ben yaşamıyorum tabii ki, orada değilim ama dediğim gibi görülüyor, duyuluyor, konuşuluyor, biliniyor. Neyse. Ondan sonra da bir de küfür eder gibi, alay eder gibi enflasyona ezdirmedik diyorlar. Kimseyi aç bırakmadık diyorlar. Bilmiyorum ne diyorlar. Allah ıslah etsin diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Ben şimdi gideyim. Tüpümü doldurayım. İşimize gücümüze devam edelim. Muhtemelen cumartesi pazar çalışamayacağız. Bari cumartesi pazara kadar işimize gücümüze devam edelim. Çünkü hafta sonu soğuk gözüküyor. Hatta cumartesi yağmur gözüküyor. Çalışamayabiliriz. En azından bugünleri değerlendirelim. O günlerde yatarız. Bu arada bir şeye dikkatimi çekti. Bu Brezilya'da telefonlar arkadaşlar 1 yıl garanti veriyorlar. Mesela 0 telefon aldınız. iPhone mesela Türkiye'ye 2 yıl garanti veriyor. Brezilya'ya 1 yıl veriyor. Düşünürdüm niye böyle diye acaba. Şimdi anlıyorum ki gerçekten sıcaklardan dolayı telefonlar aşırı ısınıyor. Mesela benim telefonum da aşırı ısınıyor. Herkesinki de böyle ısınıyor yani. Demek ki bunun için 1 yıl veriyormuş. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Size bol bol sahil videosu da çekmeye çalışacağım yine. İmkanım olduğu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın.